Çitekerin yeni bölümünden hepinize merhaba dostlar. Cumartesi sabahından bana günaydın. Siz artık ne zaman izliyorsanız merhabalar. Şimdi bugün bir video paylaşayım istedim sizinle. Videonun konusu, şimdi bende gördüğünüz üzere iki tane araba var. Biri Honda CR-V, diğeri Volvo S40. CR-V'miz 2016 model. Volvo'muz da 2009 model. İnsan hep ekrana bakmak istiyor aslında, kameraya bakmam gerekiyor. Evet, arabamız burada. Şimdi motorumuz da burada. Şimdi ben bu arabayı, Turo diye burada bir uygulama var. Rent-a-car uygulaması, yani arabanızı kiralıyorsunuz, kendi şahsi arabanızı. Ben bu arabayı oraya koydum. Hemen de bir haftalık teklif geldi. O araba, aralarca arabanın camı kırıldı, iptal ettim. Arabayı da ucuza koymuştum, 50 dolara koymuştum günlüğüne. Neyse, arabayı koyduk Turo'ya. İlk teklif geldi, onu ben iptal ettim. Camı kırık dedim adama. Sonra arabanın camını yaptırdım. Bir günlük daha bir teklif geldi. O da fiyatını aslında 70 yapmıştım ama sonradan tekrar 50'ye düşürmüş. Niye yaptı öyle bilmiyorum. 50 dolara arabayı bir günlüğüne kiraladım. Şimdi size biraz onu anlatayım. Bir de arabayı dışarıya çıkarayım. Fotoğrafını falan çekmem gerekiyormuş. Müşteri gelmeden önce. Bir de biliyorsunuz benim arabanın arkasında subwoofer var. Onu da çıkaracağım ki şey olmasın. Adamlar şimdi nazik davranmaz belki. Evet, CR-V'mizin anahtarı böyle bir şey. Bu da anahtarlığımız, değerli eşimin hediyesi. Hemen arabayı şöyle dışarıya bir çıkarayım. Arabamız gördüğünüz üzere tertemiz, bir sıkıntısı yok. Ön arkasında falan. Şimdi tabii bu uygulama adı Turo. Arabayı vermeden önce size diyor ki sağını solunu bir temizleyin. Sağını solunu temizle diyor. Fotoğraflarını çek diyor. Ben de şimdi arabanın fotoğraflarını çekmek için şöyle bir kapının önüne doğru çıkardım. Quick bir inspection yapacağız. Kilometremiz 111.961'de. Görünüyor mu? Görünüyor. Neyse, bir çıkalım. Arabamız bu arada çalışsın biraz. Bir şey olmaz. Hem de size uygulamayı anlatayım. İnşallah rüzgarda gelmiyordur. Uygulama dediğim gibi şahsi arabanızı kiraya verebileceğiniz güzel bir uygulama. Ben günlüğünü önce 50 dolardan koymuştum. Sonra baktım millet dandirik dundirik arabaları koymuş 50 dolara. O zaman dedim biz 70 yapalım. Zaten şu an 70 halinde bile en uygun araba benim arabam şu an. Oradaki sistemde. Dediğim gibi benim arabam 2016 model. Herhangi bir borcu falan yok. Turo'da şöyle bir uygulama var arkadaşlar. Ha, bu arada şu şekilde göstereyim size. Turo'da şöyle bir uygulama var. Şimdi %90, 85, 65, 50 vesaire, pardon 60 en son herhalde gibi seçenekler var. Yani siz %90'ı seçtiğiniz zaman, diyelim ki 100 dolara kiraladığınız arabayı, 90 dolarını size veriyor, 10 dolarını kendisi kesiyor. Bu tabii neye göre değişiyor? Bu sisteme göre değişiyor. Şöyle, adam diyelim sizin arabanızı kaza yaptı. %90'ı seçerseniz diyor ki 3500'üne kadar sen karşılarsın ya da 2500, tam emin değilim, onları ekranın bir tarafına koyalım. 3500'ünü sen karşılarsın diyor. Gerisini de Turo karşılar diyor. Haliyle bu paketlerden birini seçmek zorundayız. Ben %90'ını seçtim. Yani adam bir hasar verirse 3500'e kadar ben sorumlu olacağım. Yok olmazsa zaten bir şey yok. Eğer %60'ı seçerseniz de arabanız eğer o zamanlar kiralandıysa size o kiralama ücretlerini veriyor. Efendime söyleyeyim, respon yani sizin zorunlu olduğunuz tutarı sıfıra indiriyor vesaire. Böyle değişiyor. Onların şeyini koyarım ekrana. Oradan bakarsınız, incelersiniz. Aslında güzel bir sistem. Benim arabanın herhangi bir borcu olmadığı için böyle bir şey yaptım. Ben bunun bütün borcunu ödedim. Herhangi bir borcu yok. Arabaya şu an halihazırda bir para ödüyor olsaydım aylık, bunu çok yapar mıydım bilmiyorum ama durum böyle. Neyse, ben şimdi kamerayı da koyacağım millet gelince. Oradan görürsünüz. Şimdi gelmelerine az kaldı. Ben şu an arabanın birkaç fotoğrafı var. Onları çekeyim. Sonra devam ederiz. Evet, şimdi woofer'ı çıkaracağım ki belki adamlar bagajı kullanmak ister. Woofer'dan dolayı kullanamaz. Belki de woofer'ı kötü kullanırlar. O yüzden ne yapıyoruz? Söküyoruz abi. Arkadaş, bu kadar ağır mıydı ya? Woofer'ımızı buraya koyduk. Şimdi gidelim arabamızın fotoğraflarını çekelim. 10 dakikaya gelirler zaten. Ve şunun kablosunu korumam lazım. İnşallah bunlara bir şey yapmazlar. Bakalım. Sökeyim aslında bunları ya.
Hatta bunun sigortasını da sökelim ki elektrik gitmesin. Sıkıntı yaşamayalım değil mi? İşimizi garantiye alalım. Bagajı boşalttık. Kapatalım. Fotoğraflarını çekelim. Devam. Evet. Şimdi arabayı gönderdik. Abla dedi ki bizim de dedi arabamız var normalde Turo'da. Onu kiraladıkları için senin arabayı aldık. Ben bunların aslında görmüştüm şeylerini. Kendi arabalarını 70 dolara kiraladılar. Benim arabayı 50 dolara aldılar. Çünkü ben bilmiyorum orada bir hata yaptım. İlk başta 50 dolara koymuştum. O tarihler arası 50 dolarda kalmış yine. Neyse sıkıntı yok. Ben zaten bunu ilk başta bir denemek için yaptım. Eğer her şey yolunda giderse, bir sıkıntı yaşamazsak, bunu tabii söktük. Şimdi diğer arabayı göstereyim size. Belki ikisini birden koyarım. Yani belki Volvo'yu da koyarım oraya. Volvo'muzu da size göstereyim şöyle. Volvo. Evet. Volvo'muz da burada. Şimdi tabii buna bir detailing yapacağım ben. Güzel. Yani her tarafını bir parlatacağız bu arabanın. Kadın şaşırdı benim Ohio plakayı görünce. Ben daha plakayı değiştirmedim arabanın. Volvo'muz burada. Belki bunu da koyarız. Güzel temizleyip. Şimdi bu araba dışarıda kaldığı için. Burada da fıskiyeler çalıştığı için abi. Araba leş gibi. Gördüğünüz gibi bu lastiğimizde bir sorun var. Bunun havasını kontrol etmem lazım. Belki bugün ona bakarız. Arabamızın camını değiştirmiştik. Tertemiz oldu. Mis gibi oldu. Bir sıkıntısı yok. Dediğim gibi belki bunu da koyarım. Gerçi Rıdvan'ın arabası ama bunu Rıdvan'dan satın alıp bu tarz işlerde kullanabiliriz. Şimdi evet. Durum böyle. Kayıtta. Biz kayıttayız. Siz ne düşünüyorsunuz bu uygulama hakkında? Siz olsanız arabanızı bu uygulamada kiralar mıydınız? Uygulamanın güvenliği konusunda bir sıkıntı yok. Bunu yapan binlerce, milyonlarca insan var. Arabanızı oradan koyup kiralayabilirsiniz. Ama tabii şeye göre değişir yani. Arabanızı hiç tanımadığınız birine, nasıl kullanacağını bilmediğiniz birine kiraya verir miydiniz? Aşağıya yorum olarak yazın. Ben dediğim gibi bu arabayı böyle içim rahat vermemin tek sebebi arkadaşlar. Herhangi bir borcu falan bir şeyi yok. Gördüğünüz arabayı tertemiz de yaptık zaten. Bir sıkıntısı da yok. Bakalım ne olacak? Ya bir şey olacağını zannetmiyorum yani. En azından arabayı ablamız aldı, teyzemiz. Benim işini görüp getirecek. Ya aslında şöyle bir şey. Şöyle bir güzellik var. Şöyle kamerayı şöyle koyayım da. Kamerayı şöyle koyalım, konuşalım. Aslında işin şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Tamam mı? Bir aylığına böyle kiralasan diyelim ki. Benim arabanın üstünde şu an normal değeri 20 bin dolar civarlarında falan. Ben arabayı çok uygun fiyata almıştım. Arabayı böyle bir ay böyle buradan kiralasan aslında 1500 dolar para yapar. Yani aynen 30 gün 50 dolardan 1500 yapar. 70 dolardan koydum ben 2100 dolar yapar. Hadi 200-300'ünü Turo kessin. Aynen 200 dolarını Turo kesiyor. Ya sana 1700-1800-1900 dolar para bırakır aslında güzel bir şey. Ama bakalım tabii bir ay kim kiralar, kiralanır mı vesaire. Ucuza koysam belki kiralar mı çünkü ilk koyduğum adam bir hafta almıştım. Bunlar bir günlüğünü alıyor. O yüzden sıkıntı yok bakalım göreceğiz. Neyse. Yorumlarınızı aşağıya bırakın. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.